Sıra geldi parantezli durumlara. Şimdi parantezli durumlarda da dikkat edilmesi gereken husus şu arkadaşlar. Pardon, kusura bakmayın. Parantez açma diyor ki bize, parantez açma durumunda parantezin içindeki ifadeler, bak şuradaki ifadeler, parantezin önünde bulunan pozitif ya da negatif ile tek tek çarpılır. Allah Allah, nasıl yani? Şurada bir parantezimiz var ya. Evet hocam. İşte bak, ben bu parantezi kaldırırsam eğer herkes eksiyle çarpılır. Eksi 2a, evet. Eksi eksi artı 3b. Sonra aynı olanla aynı olanlar toplanabilir ya da çıkarılabilir. 5a. Zaten 3b, 3b'dir. Ve bitti bak. Ben 5a ile artı 3b'yi ne toplayabilirim ne de çıkarabilirim. Hocam anladık. İyi. Hadi bakalım. Öyle olsun. Paranteze dağıtma operasyonu. Bunu da çok yapacağız. Parantezin önünde çarpım durumunda bulunan sayı parantez içindeki ifadelere tek tek çarpılır. İfadelerle tek tek çarpılır. Aynı uygulama bölme durumunda da yapılır. İşlem önceliği diye bir olay var. Sakın ola 13'ten 2 çıkartıp 11 dedim demeyesin. Sakın. 13'ten 2 çıkaramazsın. Önceliğin çarpma. Bak, eksi 2 ile eksi 5'i çarpacaksın. Önce işaretler. Eksi eksi artı. 2 kere 5 10. Yani artı 10. Şimdi gönül rahatlığıyla toplama çıkarma yapabiliriz. Sonuç 23. Devam edelim. Bir örnek daha. Bak öğrencim. 2a eksi 3b. Aynen yazarım. 2a eksi 3b. Sonra bak, içeridekileri eksi 4 ile çarparım bak. Eksi 4 kere, eksi 4 kere bak. Eksi 4'ü a ile çarparsam eksi 4a. Eksi 4'ü eksi b ile çarparsam eksi eksi artı 4b. He, şimdi sıra geldi aynı olanlarla aynı olanları toplama çıkarmaya. 2a eksi 4a. Evet, burada ufak bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. İşaretler zıt olduğu için burada çıkarma işlemi olacak. Bunun sonucu eksi 2a. Tabi bu arada bu vesileyle şunu da söyleyelim. Matematik kitabımızda zaman zaman bu tip ufak tefek hatalar olabilir. Af ola diyelim. İşlemler, artılar, eksiler haliyle zaman zaman karışıklık olabilir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şimdi eksi 2a. O zaman bak, şurayı karalıyorum. Bu eksi 2a olacak. Şurada rengi değiştiriyorum. Bak, eksi 3b artı 4b. İşaretler zıt. O zaman bu bir çıkarma işlemi. 4'ten 3 çıktı 1. Ortak ifade b. Yani artı b. İşlemin en son hali budur arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Burada biz parantez olayını gördük. İçler dışlar çarpımı. İçler dışlar çarpımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar arkadaşlar. Şimdi içler dışlar yapılması gereken yer şurası. A bölü B eşittir 3 bölü 5. Çapraz olanlar çarpılır. A çarpı 5 usulünce düzgün olan şudur. A çarpı 5 de yazılabilir ama sayı genelde önce yazılırsa güzel durur. 5A. B çarpı 3. B çarpı 3 yazmayalım da biz ona 3B diyelim. Bak, çapraz olanları zaten bak burada yuvarlak içerisine almışız. İçler, dışlar. ÖSYM size hangisi içler, hangisi dışlar demez. Ama bu işin teknik bilgisi bu. İçler dışlar çarpımı yaparken mesela ben size ekstra, işte defterinize not edebileceğiniz bir bilgi paylaşayım. Örnek veriyorum. X eksi 1 bölü x artı 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3. Şimdi burada kritik soru şu. Bu eksi 2'nin mi, 3'ün mü, her ikisinin mi? Bu 3 ihtimali de dile getiren arkadaşlar oluyor. Doğrusu şu. Ya 2'ye vereceksin ya 3'e vereceksin. Hemen kenarda bunu not edelim. Bak, bir dipnot.
Yaz bunu defterine. Eksi 2 bölü 3 demek ya 2'ye vereceksin ya 3'e vereceksin. Ama kesinlikle hem 2'ye hem 3'e vermeyeceksin. Çünkü negatifin negatife bölümü pozitif olur. Ya böyle ya böyle. Ben genelde yukarıdakine yani paya vermeyi tercih ediyorum. Yani biz x artı 1'i eksi 2 ile çarpacağız. Eksi 2 çarpı x paranteze dağılma özelliği. Eksi 2x artı 1 kere eksi 2 eksi 2 eder. X eksi 1'i de 3 ile çarparsak 3x 3 kere eksi 1'den eksi 3. Daha sonrası zaten denklem çözme operasyonu. Zamanı gelince bundan da bahsedeceğiz. İçler dışlarda bakın buraya yazmış olduğum bu dipnot bizim için çok ama çok önemli. Negatif bir işaret varsa bunu ya paya vereceksin ya da paydaya vereceksin. Not alırken durdur videoyu, sindir, ondan sonra tekrar devam et. Sadeleştirme, sadeleştirme, sadeleştirme. Kanayan yaramız. Sadeleştirmek istediğimiz ifadelerin birbirlerine göre konumları ve ifadelerdeki işlemler önemlidir. Uyarı, çarpım durumunda olan ifadeler sadeleştirilemez. Hocam ben anlamadım. Bak, örneğin 4 bölü 15 çarpı 12 bölü mesela bu da ne olsun? Bununla sadeleşmesin. Diyelim ki 7. Şimdi arada çarpma işlemimiz var ya, bu aslında şu demek. 4 çarpı 12, 15 çarpı, hatta şunu da değiştireyim. Mesela 21 diyeyim. 21. 4 ile 12, bak çarpım durumunda olan sayılar ya da ifadeler sadeleştirilmez. 4 ile 12 çarpım durumundadır. Sakın ola 4 ile 12'yi sadeleştirme. 15 ile 21 çarpım durumundadır. Sakın ola 15 ile 21'i sadeleştirme. Hocam ne olur? %100 yanlış olur. Peki kimi sadeleştireceğiz hocam? Şimdi göreceksin. Sadeleştirme yapılan durumlar. Birinci durum. Pay payda konumunda olan ifadelerde ortak çarpan ile sadeleştirme yapılabilir. Örneğin pay payda detaya inersek 18 demek 6 kere 3, 12 demek 6 kere 2. İşte burada bak çarpmadan Allah razı olsun. Bulanın mekanı cennet olsun diyoruz arkadaşlar. Çarpma olmasaydı sadeleştirme yapamazdık. Ortak olanları sadeleştirdik. Yani bu şöyle kesinlikle mümkün değil. 6 artı 3, 6 artı 2. Hocam 6'lar gider mi? Hadi sadeleştirmeyelim de bir bakalım sonuca. 9 bölü 8. Değil mi? İşlemin gerçek sonucu bu. E sen sadeleştirdiğini düşünürsen ne olur? Sonuç 3 bölü 2. E yanlış. Doğru olan bu. Özellikle söylüyorum. Sadeleştirme yapabilmemiz için yaz bunu kenara. Düş bunu kenara. Dipnot. Dipnot. Hocam dip öyle yazılmıyor. Evet ben de biliyorum ama aklımızda kalsın. Dipi böyle yazalım. Dipnot. Eğer arada çarpma yoksa bu şekilde sadeleştirme yapamazsınız. Ancak ortak paranteze alarak yapabilirsiniz. Bakın size yine ben bir ekstra bir bilgilendirme yapayım. Yaz oraya ekstra. Sadeleştirme yapılan durumlar ve birinci durum. İster kitabına yaz, istersen defterine yaz. Ama bir şekilde sen bunu yaz. Bak ekstra bilgi geliyor. Çünkü kendimi tanıyorum, dayanamıyorum, bir şeyler söylüyorum. Örnek verelim. 12 artı 18 bölü kaç olsun? 24. Tamam. Şimdi burada 12 ile 24'ü sadeleştiremezsin. 18 ile 24'ü sadeleştiremezsin. Eğer arada toplama ya da çıkarma varsa yapılması gereken olay şu. Önce 12 ile 18'i ortak paranteze alırsın. İkisinde de bak biri 6 kere 2 hani toplama çıkarma olabilir. O yüzden 6 x'i koyuyorum. Biri 6 çarpı 2. Biri de 6 çarpı 3. Değil mi? Evet.
Bir zoom yapalım hocam. Yapalım. Bak. Şimdi devam edelim. Bak ikisinde de 6 çarpanı var mı? Var. Arada ne var? Toplama çıkarma. Bak eşittir. İkisinde de ortak olanı yazarım. Parantezi açarım. 2 ile 3'ü içeriye yazarım. Aradaki işlem toplamaysa çıkarmaysa da bunu koyarız. Aşağıda da 24 var. Peki bizim 24 dediğimizde 6 kere 4 mü? Evet. Bak 6 çarpı 2 artı eksi 3. Ben işlemin sonucunda değilim. Ben şu anda sadeleştirme nasıl yapılır onun derdindeyim. Sonucu merak etmiyorum. İşte zamanı geldi. Bak çarpmadan Allah razı olsun. Bulanın mekanı cennet olsun arkadaşlar. Çarpma olmasaydı ben bu sadeleştirmeyi yapamazdım. Sonuç 2 artı eksi 3 bölü 4. Artık 1 eksi 1 5 bölü 4 falan filan. Oralarda değiliz. Biz sadeleştirmenin derdindeyiz. İkinci durum. Eşitliğin her iki tarafında çarpma durumunda olan ifadelerde ortak çarpan ile sadeleştirme yapılır. Yani yukarıda yaptığımızın aslında aynısı. Örnekleyelim. Sol tarafta var 24x, sağ tarafta var 18y. 6 kere 4 çarpı x, 6 kere 3 çarpı y. Bak yine çarpmadan Allah razı olsun. Çarpma olmasaydı biz bu sadeleştirmeyi yapamazdık. Kalanlar 4x, 4x, 3y, 3y. Bu iş bitti. Tamam. İşareti de dikkat etmeniz lazım. Mesela ekstra yine bir de negatifli bir durum örnek verelim. Eksi 12a eşittir. Ne olsun? 28b olsun. Tamam. Çarpım tablosuna hakim olmak lazım. Bir kere zaten bizim 28 dediğimiz 7 kere 4 mü? Evet. 12 de 4'lü bir şey mi? Evet. Bak 4 kere 3. Bu da 4 kere 7 mi? İşaret eksi mi? Eksi. Bak canım arkadaşım. Pardon. Sadeleştirme söz konusu olduğunda aynı olanları sadeleştiririz. İkisinde de 4 çarpanı var mı? Var. Çarpma var mı? Var. Çarpmanın sayesinde sadeleştirebilirim. İşarete dokunmadım bak. Eksi 3a eşittir 7b. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. duruma. Genelde sizi en çok bu sıkıntıya sokuyor. 3. durumda bize diyor ki a bölü b, c bölü d gibi ifadelerde a ile c yani yan yana olan b ile d yani yan yana olanlar sadeleştirilebilir. Allah Allah. Ya. Örneğin 5x bölü 3y eşittir 35 bölü 12. Bak yan yana olanlar sadeleştirilir. Bak 5, 5 kaldı 7. Ama bu ne zaman? Bu arada eşittir var olduğu zaman. Bak arada eşittir var bak. Eğer bu ifade arada eşittir yokken olsaydı yan yana olanlar sadeleştirilemezdi. Sakın arada eşittir olduğu için sadeleştirebiliyoruz. Aşağıda da 3, 12'yi de 3'e böldük 4. Sebebini şöyle izah edeyim arkadaşlar. Arada eşittir olduğunda neden yan yana olanlar sadeleştiriliyor? Merak eden arkadaşlarımız olabilir. Eğer bu senin için bir ihtiyaçsa yaz bunu deftere. İçler dışlar yapalım bak. Ama çarpmadan yapalım. Yani şöyle diyelim. 5x çarpı 12. 35 çarpı 3y. Elini vicdanına koy arkadaşım. Koydum hocam. Bak az önce adam sana ikinci durumda ne anlattı? Eğer eşitliğin her iki tarafında çarpma durumunda olan bak çarpma durumunda olan varsa bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan çarpmadan Allah razı olsun. Bak eğer bu çarpmalardan bir tanesi toplama ya da çıkarma olsaydı bunu yapamazdık. Allah Allah ya. Bir soldan bir sağdan 35'i 5'e böldüm 7. Bir soldan bir sağdan 12'yi 3'e böldüm 4. 4 kere x 7 kere y
Ya işte olay bu. Sebebi bu. Peki benim az önce yan yana olanlar sadeleşir dediğim vardı ya. Bizim burada yan yana olanlar çaktırmadan eşitliğin, bak bir solunda bir sağında yan yana olanlar aslında eşitliğin bak bir solunda bir sağında değil mi? O yüzden içler dışlara çevirmeyeceksin. Bunu hemen burada halledeceksin arkadaşlar. Tamam mı?